Evet, ılıman karasal iklim yani step iklimliğe devam ediyoruz. Step iklimi dediğimiz iç Anadolu'da, Güneydoğu'nun bir kısmında arkadaşlar. Trakya'da, iç Batı Anadolu dediğimiz Uşak Afyon çevresinde görülen bir birikimdir arkadaşlar. Dünyada, Orta Asya'da, Kuzey Amerika'da değil mi? Karaların iç kesimlerinde görülür. Yazları sıcak, kurak arkadaşlar. Kışları soğuk, kar yağışıdır. Dikkat edelim. Yazları sıcak, kurak. Dağı düşünün. Ankara'yı düşünün arkadaşlar. Kışları soğuk kar yağışıdır. O zaman sıcaklık sıfır derecenin altına düşecektir. Evet. En fazla yağış hocam Nisan ve Mayıs aylarında değil mi? 42. yağışlarını duymuşsunuzdur. Yağış oluşum şekli konveksiyoneldir. Yeryüzü. Arkadaşlar hava ısınıyor. Ne yapıyor ısınan hava? Yükselince soğuyor, yağış bırakıyor. İç Anadolu'da Dikkat edin bu aylarda arkadaşlar hava sabah günlük güneşlik öğleden sonra ne oluyor? Bir anda ısınınca buharlaştı hocam ve ikinci vakti yağış başlıyor. Buna konveksiyonel yağış diyoruz. 42. ahmak ıslatan, aşık ıslatan diye isimler alır. 42. yağışları unutmuyoruz. 42. konveksiyonel. Neredeymiş hocam? İç Anadolu'da. Yıl boyu derse, yıl boyu ise ekvatorda. Bakınız size Konya'dan bir örnek vereyim. Konya'nın plaka işareti 42 değil mi? Bak 42, 42 indi. Konveksiyonel yağış deyince İç Anadolu'ya bakıyoruz. Yani bu grafiği verir. Hangi ile ait olduğunu sorar. Hocam ilk bahar yağışlıysa ne diyoruz? İç Anadolu. Kışı yağışlıysa Akdeniz, Ege. Peki hocam son bahar Kara Karadeniz. Yazı yağışlıysa Doğu Anadolu. Size bir tüyo daha öğreteyim. Türkiye haritası arkadaşlar. Türkiye haritasına küçük E harfi çizelim. E'yi de nereden başlatayım? İç Anadolu'dan başlatayım. Bak ilkbahar. Gördünüz mü? İç Anadolu ne zaman yağış alıyormuş? İlkbahar. Doğu Anadolu birazdan görürsünüz. Yaz, Karadeniz, sonbahar, Ege, bakın. Akdeniz ve Güneydoğu'nun batısına kadar kış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, 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 kış diyoruz. Var mı sıkıntı? Pekala. Bitki örtüsü arkadaşlar, ilkbaharda yeşeren, yazın kuruyan ot topluluğudur. Bu ot topluluğuna da ne diyoruz? Hep diyoruz değil mi? Boğ sıkır. Bozkır'ın tezenesi deyince rahmetli Neşet Ertaş aklımıza gelmeli değil mi? Nerede yaşadı Neşet Ertaş? İç Anadolu'da, kır şehirde. Hemen öyle deyince Neşet Ertaş'ın şarkıları şu anda sınıfta yankılanıyor arkadaşlar. Evet, kışın kar yağar dikkat edelim. Bunun dışında sıcaklık farkı yüksek arkadaşlar. Set karasal kadar olmasa da yazı sıcak diyoruz, kışı ne diyoruz? Soğuk. Sıcaklık farkı 25 derece civarında, nem az. Yazları sıcak, kurak, bit görüntüsü boz, kır diyoruz. Görüldüğü yerler, bakınız. İç Anadolu, Orta Asya'da iç kesimler, Avustralya'da iç kesimler, Kuzey Amerika'da iç kesimler. Yani karalardan... Karaların iç kesimlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geçelim sert karasal. Evet Türkiye için Erzurum karsı unutmuyoruz sert karasalda. Yazları serin veya açlık, kışları çok soğuk sert geçer. Tabiri caizse Erzurum için ne diyoruz? Altay yaz, Altay kış diyoruz. Hatta Evliya Çelebi o kadar abartıyor ki arkadaşlar ne diyor? Damdan dama kedinin geçerken donduğunu söylüyor. Sert karasal iklim böyle. Hocam ne zaman yağış alıyor? Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani özellikle yazın. Hava ısınmaya başlayınca toprak ne oluyor? Buharlaşıyor. Nem böyle yükseliyor. Yükselince ne oluyor? Soğuyor, yağış bırakıyor. Buna ne diyorduk? Konveksiyonel yağış. İç Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da. İç Anadolu'da ilkbaharda, Doğu Anadolu'da ise yani Seyit Karasal'da yazın düşüyor arkadaşlar. Bitki örtüsü, iğne yapraklı ormanlar, ve Alp'in çayırlardır. Özellikle Erzurum, Kars'a Alp'in çayır var hocam. O kadar çayır varsa büyükbaş hayvancılıkta ne olacak? Gelişecek arkadaşlar. Ve bu iklimin toprağı özellikle Erzurum için söylüyorum. Çer-nez-yom. Toprak türlerinde gelecek yıl ayrıntılı öğrenirsiniz. Bakın. er Zo. Pardon şu Rey'i de alalım. Her, er 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 Nez Yom ve diğer adı neymiş hocam? Kara Toprak. Erzurum. Bakın Kara'dan ne geliyor? Kars. Peki şu Ar'dan ne gelir? Ardahan diye gider. Erzurum, Kars, Ardahan. Verim da hocam. Niye tarım yapamıyoruz? Çünkü iklim şartları uygun değil. Geçiyorum. Bitki örtüsü. Bakın çaylar ve Rusya'da da iğne yapraklı ormanlar. Rusya. Ne diyoruz iğne yapraklı ormanlara? Tayga ya da Boreal diyoruz arkadaşlar. İğne yapraklı ormanlar. Rusya, Tayga. Evet. Bunlar da yaprağını dökmüyor hocam. Ve dünyada en fazla oksijen üreten, en geniş alan kaplayan orman türü diye daha önceki konularda söyledik. Bakınız, sert karasal iklim. Rusya, İskandinav Yarımadası, İsveç, Norveç değil mi? İskandinav Yarımadası, Finlandiya ve Kanada. Evet, buralarda görülüyor arkadaşlar. Sert karasal. Geçiyorum. Tundra iklimi. Evet. Tundra dediğimizde kutba yakın yerlerde özellikle kuzey yarım kürede görülür arkadaşlar. Çünkü güney yarım kürede 65-80 enlemleri arasında kara parçası yok. Sadece nerede varmış? Tundra iklimi kuzey yarım kürede varmış arkadaşlar. Yazları kısa serin, kışları çok uzun sert geçer. 10 ay boyunca sıcaklık 0 derecenin altındadır arkadaşlar. Ve sıcaklığın arttığı dönemde dikkat edelim. Yağış miktarı da artıyor ama çok çok az bir yağış. Bakın 250 milimetre civarında. Sıcaklık yıl boyunca 0'nın altında. Sadece 2 ay. Temmuz-Ağustos civarında 10 dereceye yaklaşıyor arkadaşlar. Ve bataklıklar oluşuyor. Bu bataklıklarda yetişen otlara ne diyoruz? tundra diyoruz. İsmini nereden aldı hocam? Bitki örtüsünden aldı. Evet. Bitki örtüsü ise arkadaşlar tundra dedik. Ve bu tundra da iki aylık dilimde büyümeye başlıyor. Bataklıklar oluşuyor arkadaşlar. Bu Bunların ömrü de kısa. iki aylık süreçte oluşan ot topluluğu. Dikenler, yosunlar. Tundra dediğimiz kutba yakın yerler. Grönland, Kanada'nın kuzeyi, Sibirya'nın bulunduğu kısım ve arkadaşlar sadece nereye dikkat ediyoruz? Kuzey yarım Evet, kutup ikliminin bitki örtüsü yok arkadaşlar. Yıl boyu hava, sevimli hayvanlar değil mi? Yıl boyu hava sıfır derecenin altındadır. toprağa yok, bitki örtüsü yok. Evet, son yıllarda küresel ısınmayla beraber bu hayvanların yaşam alanında ne oluyor? Daralıyor arkadaşlar. O yüzden kutup iklimi görüldüğü yerlerde gittikçe dar diyoruz. Evet Grönland, Antarktika arkadaşlar. Bakınız tamamı kutup. Penguenler burada yaşar. Kutup ayları burada yaşar arkadaşlar. Her zaman derler ya klişe bir laf vardır. Hocam kutup ayları penguenler niye yemiyor? Çünkü biri kuzeyde biri güneyde. Diyoruz. Evet yüksek dağ iklimi arkadaşlar. Aslında böyle bir iklim yok da. Yerlerini bilirim. Himalayalar, Alpler, Kayalık Dağları, Ant Dağları. Burada da bitki örtüsü yok zaten dağların tepesi. Kalıçkarlar, hava, soğuk arkadaşlar. Evet şimdi genel notlarımız var. Slide bitince ders bitti sanmayın. Her zaman yağışlı olan. Hangisiydi? Her zaman yağışlı. Yani düzenli olan. Ekvator. Ve neye bakıyoruz hocam? Ekvator ve ılıman okyanusal. Güzel. Yazı yağışlı olanlar hocam. Yazı yağışlı olan. Evet SMS at diyoruz. Savan, Muson, Sert Karasal, Erzurum Kars dikkat edin. Ve Tundra. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan yıllık sıcaklık farkı en fazla olan. Evet, yıllık derse sert karasal. Peki günlük derse günlük sıcaklık farkı çöl. Evet. Peki kışı yağışlı olan hocam, kışı yağışlı olan hangisiydi? Kış yağışlı olan. Evet. Ak Deniz. Evet. Şurada tekrar anlatayım Türkiye'de yağışın mevsimlere dağılışını. İç Anadolu ilkbahar. Doğu Anadolu yaz. Karadeniz sonbahar. Akdeniz, Ege. Bakın kışın yağış alır. İlkbahar ya sonbahar kış 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 ve Karadeniz'deki oluşan yağışlar da orografiktir arkadaşlar. İç Anadolu'daki konveksiyoneldir. Akdeniz'deki cephedir dikkat edelim. Evet. Şimdi de dünya haritasında bu iklim türlerinin dağılışına son kez bir daha bakmış olalım. Evet. Şimdi arkadaşlar yeşille gösterilen yere ne dedik? Ekvator. Yıl boyunca yağış, konveksiyonel yağış alır. Ekonomik yağış miktarı artar. Yağış rejimi düzenli. Ters C olan savan. Yaz savan, kışı yavan. Evet turuncu olan kısımlar arkadaşlar neydi? Çöldü. Şurası muson idi. Değil mi? Peki devam ediyorum. Şunlar Akdeniz. Şurası da aynı şekilde Akdeniz. Akdeniz, Akdeniz. Ümit bunu unutmayın. Akdeniz iklimi. Mavi ile gösterilen yerler özellikle Batı Avrupa ve Kanada'nın batısı. Okyanus akıntıları Gulf Stream artı Alaska ne yapıyor? Uluman okyanusal iklim oluşturuyor. Bakın şurası sert karasal. Bunlar ne hocam? Tundra. Ve şurası da kutup iklimi diyoruz. Peki hocam ekvatordan yola çıktım. İngiltere'ye geliyorum. Hangi iklimleri görürüm? Bakalım. Ekvator tropikal yani ekvatoral iklim. Şurası ekvator, savan. Evet. Savan, çöl. Şurası Akdeniz, şurası ılıman, okyanusal. Bakın bir sürü iklim görmüş oldum arkadaşlar. Peki şuradan şöyle gelelim. Şuraya geleyim. Muson, Ekvator. Hafif arkadaşlar dikkat edin şurada savan da var. Çöl ve şurası. Luma konusal şu kırmızı olan küçük yer ise ne? Akdeniz iklimidir diyoruz. Evet. Şili ve Avustralya'ya dikkat edelim. Birçok iklim görülür diyoruz. Şimdi map kitabınızda arkadaşlar etkinlikler var. Hangi iklim olduğu özelliğine, yağış rejimi vesaire vesaire onları doldurmamız gerekiyor. Buralarda Akdeniz çevresi, Ümit Burnu, Avustralya'nın güneybatısı, Kaliforniya, Orta Şili Akdeniz iklimi. Yazları bakın sıcak, kurak, kışları ılık, yağışlı. Sıcaklığın arttığı dönemde yağış azalmış. Sıcaklığın düştüğü dönemde yağış miktarı artmış. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Evet, Akdeniz iklimi dedik, Kaliforniya vesaire. Kızılçam çamlaki bitki örtüsü. Bu ise muson iklimi yazı yağışı dikkat edin. Evet. Peki gelelim bunlar Batı Avrupa. Kanada'nın batısı. Evet. Türkiye'de Karadeniz. Ilıman okyanusal iklim ne zaman yağış alıyordu? Sonbahar yağış rejimi düzenli arkadaşlar. Evet. Buradaki iklim her zaman yağışlı ama Mart, Eylül'de yağış miktarı artıyor, her zaman sıcak, ekvatoral iklim. Bitki örtüsü, yağmur ormanları vesaire. Gelelim. Buradaki iklim kutup iklimi arkadaşlar. Evet, buradakiler 30 derece enlemleri çöl iklimi. Burası arkadaşlar dikkat edin İç Anadolu'nun olduğu yer. Mart Nisan Kon 42. Konveksiyonel İç Anadolu arkadaşlar. Step Bozkır değil mi? Geven, sığır, kuyruğu gibi ot türleri var. Yavşan otu gibi. Bir de antropojen bozkırlara dikkat edelim. Tarif edilmiş orman. Evet tersçe savan. Bunları siz uzun uzadıya not edebilirsiniz. Peki dikkat edelim. Hangi kim? Tundra. Evet. Burası sert karasal. Evet bunlar hızlı geçeceğim arkadaşlar. Evet şimdi bunda bir duralım. Bize 4 tane yağış ve sıcaklık grafiğini vermiş. Hangi iklime ait olduğunu soruyor. Bakalım. Siz eşleştire durun. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Nereden başlayalım? 1'den başlayalım. 1 Ekvator mu? Peki Ekvator dediğimiz her zaman yağışlı mı? O zaman ne olacak? 1'i şuraya yazıyoruz, değil mi? 1. Peki bu iklim yazlı sıcak kurak, kışı yağışlı. Akdeniz 3 olacak, değil mi? Peki bu her zaman yağışlı. En fazla sonbahar 4 olacak. Peki bunda yağış var mı hocam? Yok. Sıcaklık fazla. 2 de bu olacak. 2 4 3 1 Evet. Şimdi de ÖSYM'nin sorularına bakalım. Evet Haritada bazı işaretli noktalar vermiş arkadaşlar. Geçen yılın taze sorusu değil mi? Hangisinde benzer bitki toplulukları? Yani size kısaca ne diyor? Aynı iklimi soruyor arkadaşlar. Bakalım bir tane hangi iklim var? Akdeniz iklimi, Kaliforniya Yarımadası'nın olduğu yer. 2. Ekvator. 3. Çöl. 4. Akdeniz. Değil mi? O zaman 1 ve 4. Cevabımız Bursa oldu. Burada hangi iklim işaretlenmiş hocam? Avustralya'nın ortası, Kuzey, Afrika, Orta Asya, değil mi? Kalahari, Evet, ata şey pardon, ata Arizona. Yani çöl arkadaşlar. Çöl iklimi. Evet. Cevabımız Aysel. Geçelim. Ekvator, çöl, muson. Bunların ortak özelliğini sormuş. Fiziksel ayrışmanın fazla olması. Fiziksel ayrışma dediğimiz kurak yerlerde, nemin az olduğu yerlerde, sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde. Bunun için doğrudur ama bunlar için yanlış. Ortak özellik olmadı. Sıcaklık ortalamasının yüksekliği dursun. Bitki örtüleri sık gür olması. Sık olan bu. Bu. Bunda sık değil arkadaşlar. Yağış miktarının fazla olması. Evet ikisinde fazla. Burası çöl. Günlük sıcaklık farkının az olması. Ekvator için geçerli. Burası için geçerli ama çöl için geçerli değil. Cevap Bursa. Evet soruya bir bakalım. Siz bakın iklim özellikleriyle ilgili diyor. İklim diyorsa bitki örtüsünü soruyordur. Değil mi? Yağışı, sıcaklığı soruyordur. Bakalım sıcaklık ile yağışa bağlı olarak gür ve çeşitli bitki toplulukları. O zaman iklimle alakalı mı? Evet. Yıllık kar yağışlı gün sayısı, karın yerde kalma süresi fazla. Erzurum karsı anlatıyor sanki. Soğuk bir iklim anlatıyor. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda labia ve dolinler oluşur. Bak güzel başlamış cümleye ama buradan farklı bir şey geçmiş. Şuraya kadar sıkıntı yok. Kimyasal çözünme de iklimle ilgili olabilir. Ama diyor ki sana kayaçlarda labia dolinler varmış. Dolin, labia, uvala, sarkıt, dikit, karsık arazilerde yok mu? O zaman burada kayaçlarla ilgili değil mi? yerin yapısıyla alakalı, oradaki kayaçların türüyle, özellikleriyle alakalı bir şey vermiş. İklimle alakalı değil arkadaşlar. O yüzden 1 ve 2 cevabımız Evet, yine en sevmiş olduğu bir iklim demiştik. Akdeniz iklimi arkadaşlar. Bakın geçen yıl da sormuş. 2014'te de sormuş. Bilerek böyle üstüne basa basa gösterdim. Evet, Akdeniz ikliminin dağılışını vermiş bize. Buna göre Akdeniz iklimi ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Yıllık sıcaklık ortalaması 25-20 derece. Yani yüksek. Ortalama yıllık yağış 6.000 mm. Yani doğru 700 ortalama. Yıllık yağış mevsimleri eşit dağılır demiş. Şimdi arkadaşlar Akdeniz ikliminin her zaman yağış aldığını söyleyebilir miyiz? Eşit dağıldığını söyleyebilir miyiz? Yazları sıcak, kurak, kışları yağışlıydı. O zaman 3 yanlış. Evet 3 olacak şıklarda. Hadi iyisiniz yine. Yaz ve kış sıcaklık arasındaki fark azdır diyor. Şimdi yazları sıcak doğru. Kışlar da ılık. Ama fark çok az değil arkadaşlar. Yani hiç değilse ne diyoruz? 15-20 derece fark varmış. Az olabilir mi? O yüzden cevabımız Edirne oldu. Evet yine güzel bir soru tarzı. Haritada 5 tane yer vermiş arkadaşlar. İklim tipi çeşitliliği daha fazladır. Bakın böyle sorularda daha çok enlem geçecek. Değil mi? Daha çok enlem geçene bakınız. olamaz. Değil mi? Böyle gitmiş. Sarasal iklimde çölde dolanmış. Bu ekvatora gelmiş. Savanda görebilir kısmen ama denize gitmiş arkadaşlar. Evet şu dursun. Bu da aynı şekilde bunun gibi gitti. Şu da ekvatordan başlıyor. Savan bitti. Evet ekvator. Savan. İşte step vardır şurada. Sonra çöl. Değil mi? Akdeniz. Sonra ne oldu? Uluman okyanusal. Biraz önce etkinlik yaptırmıştık bu tarz soruda. Evet iklim çeşitli daha fazladır diyor. Peki hocam. Şöyle bir şey yapsaydı. İklim çeşitli fazla diyebilir miydik? Şıklarda Hadi bu da 6 olsun. Bak şuradaki iklim ne? Şuradaki iklim birbirini götürür arkadaşlar. Yani ne var hocam? Ekvator var, tamam. Savan var, çöl var. Aynı şekilde ekvator, savan, çöl burada da var. O zaman bu birbirini götürdü. Sadece 3 tane iklim ortaya çıktı. Yani kuzeyine güneyine dikkat edin. Enlem farkını alıyoruz doğru da. Evet. Hangisinin iklimi diğerlerinden daha çeşitlidir? Ülkelere bakın bir önceki haritaya döneceğim arkadaşlar. Japonya, Avustralya, Endonezya, İngiltere, İzlanda. Hangisinde iklim çeşitliliği daha fazlaymış? Bir önceki haritamız. Evet. Bakınız arkadaşlar Avustralya demiştik değil mi? Şili demiştik. Avustralya'nın kuzeyinde muson, savan, çöl değil mi? Şöyle güneyine geliyorsun. Akdeniz iklimi şurada ılımanın Okyanusal iklim görülüyordu. O yüzden cevabımız ne olacak? Avustralya olacak. Japonya'da hocam muson iklimi var. Sert karasal iklim de var. Endonezya'da ekvatoral iklim var. İngiltere'de ılıman okyanusal iklim var. İzlanda'da ılıman okyanusal iklim var diyoruz. Geçiyoruz. Evet. Bu iklim tiplerinden biri değildir. Açıkta kalanı soruyor. Güzel bilgi istiyor arkadaşlar. Bütün yıl yağışlı, sıcaklık daima 20 derecenin üzerinde. Ne oldu? Ekvator olduğu değil mi? Her mevsim yağışlı, kışlar ılık, yazlar serin. Hmm, her mevsim yağışlı olan ekvator vardı. Ilıman okyanusal iklim arkadaşlar, Karadeniz. Her mevsim yağışlı, yazlar serin, kışlar da ılıktır. Doğru. Yıllık yağış miktarı 250 milimetrenin altında sıcak kurak. Çöl diyor sanki. Sıcaklık daima 0 derecenin altında, çok soğuk kutup oldu. Peki muson iklimi için ne demesi lazım? Cevabımız muson. Yazları yağışlı, değil mi? Dünyada en fazla yağış alan yer. Kışları ise arkadaşlar çok soğuk değil. Yani 15-20 derece sıcaklık farkı olması lazım dedik. Yazı yağışlı muson. Evet. Hangisi işaretlenmemiştir diyor. Onun da farklı haritalı versiyonu arkadaşlar. Bakalım. Okyanusal iklim gitti. Çöl iklimi gitti. Akdeniz iklimi Ümit Burnu gitti. Muson iklimi W yapıyorduk. Değil mi? Muson gitti. Savan. Savan için ne yapmamız lazım hocam? Ekvatora ters C çizmemiz lazım değil mi? Bakınız. Ekvatorun Olduğu yer burası. Şöyle yaptığınız zaman ne oldu? Buralar savan oldu. Afrika'ya dikkat edelim arkadaşlar. Afrika'nın ortası yağışlıdır. Kuzeyi ve güneyi çöldür. En uç kısmı ise arkadaşlar, burada da en uç kısımları nedir? Akdeniz iklimidir. Evet. Çöl. Çöl. Akdeniz. Burası da Akdeniz hocam. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Önce tahtamızı temizleyeyim. Evet. Dünyanın en yağışlı yerleri arasında imiş. Evet. Dünyada en fazla yağış. Ekvator, Muson, Batı Avrupa değil mi? Evet. 2, 3, 4, 5, 4, Burası kutup. Burası muson. W ters çevir. Evet bu son. O zaman cevabımız çıktı. 2 4 oldu. Peki hocam şurasını işaretleseydi. Burası da yağışlı bölge. Batı Avrupa diyoruz değil mi? Geçelim bir diğer sorumuza. Bitki örtüsü eşleştirmesi arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Ekvatoral iklim geniş yapraklı ağaçlar, değil mi? Uzun boylu 50 metreyi bulan ağaçlar Allah boy vermiş dedik. Evet. Akdeniz iklimi bodur ağaççıklar, maki. Savan iklimi uzun boylu ot toplulukları, yazlı savan kışı, yavan. Muson iğne yapraklı ağaçlar diyor soru işareti. Tundra iklimi çılız kısa boylu otlar doğru arkadaşlar. Gelelim muson ikliminde iğne yapraklı orman yok. İne yapraklı orman nerede var? Sert, Karasal, Tayga'da var değil mi? Evet, evlatlarım kendinize iyi bakın. Bu konuyla ilgili testlerimizi çözelim arkadaşlar. Müşra hocanız takip edecek. 11. sınıflar yine bu konuyla ilgili e, siz de TET'de görüyorsunuz, görüyorduk biliyorsunuz farkınız olarak. TET'den de bu konuyla ilgili e, kitaplarınızı çözün. Ceylan hocanız takip edecek. 12 ve mezunlar da artık eksiğini kapatır diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın.